Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Cem TV ekranlarında Eko Çözüm'de yine bu haftaya ait ve önümüzdeki haftalarda kuvvetli ihtimal konuşacağımız iktisadi başlıkları program ortağım Recep Erçin'le beraber ele alacağız. Recep hoş geldin diyorum tekrardan. Hoş bulduk, merhabalar. Hemen gündemin sıcak konusuna giriş yapalım diyorum. O da şu dolar TL. Dolar TL'de pazartesi günü bir şeyler oldu. 20 Mayıs'tan beri tutulan bir 6.85 barajı vardı. Bu 6.85 barajının bir anda pazartesi akşam saatlerinde kırıldığını gördük. Ve akşam gerçekten baktım bir anda 6.94, 6.93 gibi rakamlar geçmeye başladı. Ki çok hayra alamet değil. Yani birdenbire böyle asabi tansiyon gibi Türkiye'nin dolar TL kuru da yukarıya doğru gidiyor ve kafalar karıştı bir anda. Şimdi tabii uzun süredir 20 Mayıs'tan beri diyoruz 6.85 tutuluyor. Burada sizler de basında yazdınız, bildiniz zaten. Bir şekilde kamu bankaları aracılığıyla ve başta Merkez Bankası'nın swap politikalarıyla kurun orada tutulmaya çalışıldığı bir aşikar. Yani gerçek yani buna hepimiz kabul ediyoruz. Bu durumda 6.85 sonbahara doğru yaklaşmaya başladık. Daha önceki programlarda da konuştuk seninle zaten. Dayanması birazcık güç dedik. Neden güç dedik? Çünkü rezerv konuştuk mesela. Ne dedik rezervlerde? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net altın döviz rezervlerine baktığımızda 24 milyar dolarlık bir büyüklük var karşımızda. Ama bunun karşısında 1 ila 4 ay vadeli swaplara baktığımızda da neredeyse 30 milyar dolarlık bir büyüklük var. Yani nedir bu swap? İzleyicilerimiz için de söyleyelim. Takas demek. Takas yoluyla alınmış borç paralar. Belli bir mühleti var. Bu mühlet sonunda siz bana dolar verin. Daha sonra bu süre dolduğunda ben size bu dolarları geri vereceğim demek. Dolayısıyla 4 ay için bir 30 milyar dolar alınmış ve rezervin içinde gösteriliyor. Hani hesapladık, dedik ki şimdi 24 net rezervimiz var, 30 da ödünç alınmış para var. Aslında net rezervler eksi 6-7 milyar dolar. Böyle bir durum olduğu zaman işte yani o ödünç alınan paraları geri versek net rezerv yetmiyor. O yüzden eksi 6-7 milyar diyoruz. Bir de piyasadan 6-7 milyar dolar para bulmamız lazım. Yine bütçeyi de konuştuk geçen programda. Türkiye'nin bütçesi de yani 2015'te 20 milyar liralarda açık veren bir bütçe şimdi ilk 6 ayda çıkmış 100 milyarın üstüne çıkmış. Hal böyle olduğu zaman işte bunları üst üste koyduğumuzda çok büyük riskler var önümüzde ve doları tutmak bu gerekçelere bağlı olarak kasadaki paranın bitmiş olması, işte ihracat potansiyelimizin sınırlanmış olması, gelen turistlerin geçen Haziran'a göre %95-96 azalmış olmasına bağlı olarak işte biraz zor gözüküyor. Sen neler diyeceksin bu konuyla ilgili? Bir de senin tweetlerini gördüm ben. Euro'daki hareketi de oldukça yakından takip ettin sen. Evet, dün dolarda öyle bir sıçrama oldu. Acaba dedik kuru tutmaktan vaz mı geçti hükümet? Uğur Gürses'in şaşkın kur politikası diye adlandırdığı bir mesele var. Ondan sonra avronun 8 lira aşması, 8-10'a falan gelmesi meselesi. Tabii ben bunu parite anlamında ihracata artı yazacak şekilde değerlendiriyorum. Oradan bir iyi tarafı var. Fakat Türkiye adı konmamış bir müdahaleli kur sisteminde şu anda çok belli şekilde. Bunu anlarım. Niye? Dolar kurunu bugün bırakırsanız gideceği yerler itibariyle enflasyon, zaten maliyet enflasyonu var. Bakın Merkez Bankası geçen hafta faiz arttırmadı ve orada bir uyarısı var. Hem çekirdek göstergeleri diyor hem de beklenenin ötesinde bir maliyet artışı söz konusu diyor. Yani biz kuru tutuyor olsak dahi fiyatlamalar kurun reel değeri üzerinden yapılıyor. Beklentilere göre yapılır olmuş. Yani anladığım kadarıyla özel sektör 6.85'i dikkate alarak fiyatlama yapmıyor.
tabii bir anlamda iyi bilançoları kurtarmış oluyoruz. Geçen yayında da ben onu ifade ettim. Böyle bir iyi tarafı var olayın. Ama cephanemiz azaldı gözüyle bakıyor herkes. Fakat ben şöyle bakıyorum. Bu devri daim makinesi bir süre daha götürebilir bizi. Yani çünkü şöyle bir hadise de var. Biliyorsun Mayıs ayında ciddi bir dolara yöneliş olmuştu. Pardon, Mart ayında pandemi başladığı vakit çok ciddi bir dolara kaçış oldu. Dolarla varlıklarına kaçış oldu. Hatta o kadar kaçış oldu ki altınlarını bile sattı insanlar. Altın pozisyonlarını bile sattılar. Küreselden bahsediyorum, ha Türkiye'yi değil. Yani yanlış anlaşılmasın. Altın da bile kaçış oldu ve altın ons değeri 1400'lere kadar düştü. 1600'lerde falan, 1700'leri görürken. Şimdi ne oldu daha sonra? O sıkışma, o yay, benim bu yayınlarda da ifade ettiğim üzere Venüs retrosu durduktan sonra kendini fırlattı ve altın 1900 küsürlerde şu anda ve 2000'e doğru kontratlar bu sabah itibariyle vadeli kontratların 2000'i gördüğü söyleniyor ons değerinde altında. Böyle bir ortamda altına yöneliş var. Türkiye'de de altına yöneliş var. Türkiye'de de döviz alımı hala devam ediyor vatandaşların. Biz geçen hafta küreselde sıcak para girişleri diğer ülkelere varken Türkiye'den çıkışın devam ettiğini gördük. Yani yılbaşından bu yana 11.6 milyar doları buldu aşağı yukarı net çıkış. Hem hisse senedi hem devlet iş borçlanma senetlerinden. Geçen yılıyla kıyasladığımızda geçen yılı Temmuz'una göre Merkez Bankası rezervlerinde işte ciddi bir azalış söz konusu. 49 milyar dolara indi brüt döviz rezervleri. Ben nete çok bakmıyorum çünkü net de beni bir şey ifade etmiyor benim için. Yani ben brüt rezervlere bakarım. Onlar kullanılabilir rezervdir en nihayetinde. Ama o da 49 milyar dolara düşmüş vaziyette. Geçen yıl 70 küsürlerdeydi, 75'lerdeydi. Diğer tarafta ise altında bizim mesela altın rezervlerimizde işte 24 milyar dolarlardan 40 milyar dolarlara çıkmış altın rezervlerimizin, Merkez Bankası'nın. Yani dolar döviz tarafından altına doğru kayış var rezervlerin. Altının ağırlığı artıyor rezervlerde. Bu da bir paradigma değişikliği anlamına geliyor. Dünyada baktığımızda dün yine Bloomberg'un geçtiği bir haber. Şeye de baktım, dolar endeksine de baktım. Dolar varlıklarından ciddi bir kaçış var şu anda. Yani o Mart ayında dolar endeksi, uluslararası dolar endeksi 103'lere kadar yükselmişken şimdi 92'lere kadar geriledi, 93'lere kadar geldi. Hatta 93'lerin altına doğru gitmeyi zorluyor. Dolarda ciddi bir kaçış var. Dolar endeksi şunu ifade eder. Güçlü para birimlerine karşı doların değerini ifade eder. 100'ün üzerindeyse dolar güçlü demektir. Aşağısındaysa dolar düşük demektir. 93'lere kadar geldiğine göre bu aynı bizim reel efektif kur endeksine benzer. Öyle bir şey ifade eder. Doların zayıfladığını gördük. Ama ciddi bir para basılmış vaziyette ve parasal genişleme sürüyor. Yine geçen haftalarda Avrupa Birliği'nden 750-700 küsur milyar avroluk paket geldi. Ve bu paket dikkate alındığında buna Türkiye'de buradan iyi veya kötü ne bağlanacak ama para bolluğu devam ediyor. Para bolluğu devam ederken bu paralar nereye gidiyor sorusu akıllara geliyor. Şimdi borsalarda spekülatif varlıklara yöneliş var. Şu an altına ciddi yöneliş var ve insanlar ve gümüş de altına eşlik ediyor. İşin gücüne bakarsanız. Yani ben 1900'ü gördükten sonra altının 3000'e gideceğini düşünüyordum. Ons fiyatının. Şu an 1900'leri geçtik. Kontratlarda 2000 de görüldü. 2000 görüldüğü halde o kontratlar devam ederse ben 3000'in Amerika için arasındaki gerginliğin dozu artmaya devam ederse görüleceğini düşünüyorum. Altın konusunda bunu söyleyebilirim. Şimdi bizim tarafa tekrar dönersek, yani biraz önce de ifade ettim onu. 6.80'lerde tutulan bir kurumuz vardı. Sonra birden bir 90'lara fırlamış. Ama o tabii onun çok sığ piyasada bir şey olmuştur, ne olmuştur. Bazen öyle hareketler olabiliyor. Çok dikkat almam. Evet. Ben güçlü piyasayı çok dikkat alırım. Ama demek ki bu fırlamalar hep bize şunu da gösterir. Gideceği yer var anlamında. Yani dolar için ben çok kur tahmini yapmak istemiyorum ama sağdan tahmin de yapmam bu arada. Doğru da bulmuyorum fakat. Gördüğüm bir şey var. Piyasa ne yazık ki 7'nin üzerini fiyatlıyor. Hatta 7.20, 7.30'ları falan fiyatlıyor sürekli. Onu görüyoruz yani. Hani o çıktığı bir seviyeye geldi. Yani sürekli orayı hala kendine bir çıpa olarak bir gelinen seviye olarak görüyor. Yani
çünkü gelinen seviye oldu şeyde Mayıs ayında biliyorsunuz. Bir Mayıs ayının ilk haftası gördük onu. Tekrar oraya gelecek diye bir beklenti var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Gelir mi gelmez mi meselesi ama avrunun yükselmesinin de evet parite etkisi var. Sepet kur davası var. Ama tutulan kur dikkate alındığında Uğur Düşses Hoca da yazmış yani pariteye dikkate aldığımızda doların 6.60'larda olması gerekiyordu. Niye hala 6.80'lerde kalıyor? Yani bunu burada tutun demişler. Şimdi şeye benziyor bu. Bak bu dolar meselesi şeye benzedi. Mahfi Hocam selamlarımı yollayayım. 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağına benzedi bu. Tamam mı? Yani unutulmuş bir yasak gibi kaldı orada. Unutulmuş bir kural gibi. Kur da öyle kalmış vaziyette. Evet. Bunu söyleyebilirim. Burada ben birazcık daha topu sol kanatlara doğru atacağım. Nedir? Hiç konuşulmayan bir şey var. Yani kurun üstünde aslında bunu zikretmiyoruz ama böyle bir etki de var. Şimdi Kasım yaklaşıyor. Kasım'da ne var? Kasım'da Birleşik Devletler'de seçim var. Trump kimle kapışıyor? Biden'la kapışıyor. Peki Biden kim? Biden 1970'lerden, 80'lerden beri Türkiye aleyhine verilen her türlü önergede imzası olan bir insan. Biden kim? Bir şekilde oradaki Türkiye karşıtı lobilerle ve gruplarla oldukça yakın birisi. Dolayısıyla burada şimdi Biden'ın da anketlerde Trump'tan önde olduğunu görüyoruz ki işte bu bence Kasım ayında çok büyük bir risk getirecek Türkiye ekonomisi içinde. Hatta bunun Türkiye siyasetindeki dengeleri değiştirecek kadar da dramatik sonuçları da olabilir diye şahsen düşünüyorum. Ama ekonomi kısmına gelirsek burada şimdi şöyle bir mekanizma vardı. Yani ne zaman işte Türkiye'de kurlar yukarıya doğru gitse bir Katar ziyareti ve o Katar ziyaretinden sonra bir swap anlaşması ya da işte Katar hükümetinin Türkiye'de büyük bir satın alması vesaire şeklinde yüklü miktarlarda piyasaya dolar girişini gözlüyorduk. Şimdi burada Amerika'da böyle bir siyasi denklemde değişiklik olursa bence Trump'ın özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok sevdiğini, hani seviyor demesek de koruduğunu biliyoruz. Bundan Amerikan derin devleti de şikayetçi. Bu bir şekilde Trump'la hasbelkader çalışmış, daha sonra yolları ayrılmış insanlar tarafından da zikredildi. İşte kitaplarında ya da basına verdikleri beyanatlarında falan. Bu doğrultuda aslında Amerika devleti Türkiye'ye karşı gibi gözükse de başkanı vasıtasıyla bir koruma kalkanı var aslında. Örtülü bir gizli bir kalkan var. Yani en azından şu yapılmıyor yani. Hamle yapmıyor Birleşik Devletler. Hani hatırlayın Brunson olayını. Orada çok ciddi hamleler yaptı, değil mi? Yani koskoca bir başkan çıktı, Twitter'dan tehdit etti. Ama bırakın onu, Japonya'daki o toplantıdan sonra, Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra, G20'deki, işin rengi çok değişti. Dolayısıyla şu an Birleşik Devletler bir atak yapmıyor ya da en azından bir şeylere taş koymuyor. Ama Kasım'da bu denklem değiştiği zaman ben mesela Katar'dan öyle çok rahat bir şekilde paranın çıkıp Türkiye'ye gireceğine inanmayan tarafta duruyorum. Dolayısıyla burada Türkiye'nin bu dolar TL'yi sonbaharda tutabilmesi için en stratejik konunun bir şekilde bütçe açıklarının denetim altına alınması ki Standard & Poor's geçen hafta sonu bir rapor açıkladı. Orada işte görünümü tekrardan sabit tuttu, notu sabit tuttu vesaire. Ama şuna dikkat çekti. Tamam dedi, sizin dedi kamu harcamalarınızın gayri safi yurt içi hasıladaki payı 30-35'lere kadar çıkabilir bir manevra alanı var dedi Türk hükümetinin. Ama önemli bir tehdit de var. Klasik yani her programda dediğimiz ekonominiz canlandıkça cari açık veriyorsunuz. Enflasyon yukarıya doğru gidiyor. Bu konuda hala bir şey yapamadınız. Ve kredi artışları. Mesela kredi arzındaki artışlar geçen yıla göre neredeyse %25'lik toplam kredilerdeki artış artı bir de para arzındaki artış. Dolaşımdaki para arzındaki artışlar enflasyonu başınıza bela olarak getirecek diyor. Zaten enflasyon olduğunda TL'nin değeri düşüyor. TL'nin değeri düştüğünde vatandaş dolara gidiyor.
iktisadi mekanizma zaten insanları dolara yöneltiyor. Bir de dışarıda siyasi denklem değişirse bu sefer gerçekten hani o sosyal medyada yorum yapan abiler var. Onlar çok uçuyor kaçıyor ama hani onların dediği gibi olmasa da Türkiye'nin başını biraz ağrıtır diye düşünüyorum ben. O yüzden şimdiden bir şekilde hükümetin işler yapması lazım. Nedir bu işler? Tasarruf paketi açıklaması lazım. Reel ekonomiye dönük bir takım somut projeler ortaya, yeni hikayeler, iç ve dış yatırımcılara cesaret verecek bir takım hikayelerin yazılması lazım diye düşünüyorum. Bu hikayeleri yazmadan sadece Merkez Bankası eliyle işte zorunlu karşılıkları ayarlayarak ya da işte efendime söyleyeyim bankaların rasyolarıyla oynayarak vesaire bu tip formüllerle hokus pokuslarla ben sonbahar ve kışın bu kurun kontrol altında tutulmasının oldukça güç olacağını düşünüyorum. Ne dersin? Şöyle bir hadise var. Şimdi Trump'ın telefon konuşmalarını takip eden, izleyen Beyaz Saray'daki 12 isim, isimleri gizli kalmak kaydıyla konuşmuş ve onlarla kitaplaştırılmıştı. Yakın zamanda Korkut Hoca bir söyleşisinde, o bir yazı köşe yazısında bunu vurguladı, dile getirdi. Şimdi şöyle bir hadise var orada. Trump'ın bilhassa Putin ve Erdoğan'la çok iyi görüştüğü, yani Trump'ın en iyi görüştüğü iki lider oldu. Hatta Theresa May, Angela Merkel olmak üzere, başta olmak üzere bunları aşağıladı. Bunlarla çok ağır ithamlarla konuştu. Theresa May'in bu şeye taziye dayanamadı. Ancak Merkel'in daha böyle diplomatik dille, somut şeylerle bunu savuşturduğu, ki önemli bir siyasetçi hakikaten, Merkel çok takdir ediyorum kendi ülkesi adamında. Putin'in ise tam tersi Trump üzerine çok etkili olduğu. Erdoğan da yine Erdoğan'ı sadece iki kere böyle azarlar nitelikte konuştu. Onun dışında da bir Brunson meselesi, bir de şu başka bir mesele daha vardı. Onun dışında Erdoğan'a çok iyi anlaştıkları ve Erdoğan'ın Trump'ı hep ikna ettiği ve gayet başarılı bir diplomasi yürüttükleri yönünde kitaptan alıntılar var, şeyler var. Dolayısıyla Trump'ın devam etmesi şu aşamada, Erdoğan, Trump'ın ikili ilişkileri dikkate alındığında Türkiye için hayırlı görünüyor. Ben seçim sonuçları, şu anda yapılan anketler Biden önde gösterse dahi ben Trump'ın seçimi alacağını ve bir dönem daha devam edeceğini düşünüyorum. Cumhuriyetçilerin Biden'a bırakmayacaklarını düşünüyorum iktidarı. Yani Amerika'daki o, çünkü bakın, yani seçimi alacak olan birisi vardı. Geçen seçimde alacak olan birisi vardı. Hep burada ifade ediyorum. Yani Bernie Sanders. Sanders'ı geçen seçimde yedi Wall Street. Bu seçimde yedi Wall Street. Yani dolayısıyla Sanders'ı yiyip Biden gibi bir adamı getirmeleri demokratlar anlamında, bunu dikkate alırsak bence Trump'ın, çünkü o daha çok sermaye, daha çok şey veren bir adam. Yani Biden bile o kadar sermaye şey veremez. Adam Çin'le kavga ediyor. Yani bakın, bugün 5G dediğiniz zaman ne yaptı? İngiltere'ye baskı yaptı. Huawei'yi kovdurdu. Trump yapıyor bunu. Yani Trump Amerikan şirketlerinin çıkarları için Çin'le savaşı göze aldı ve savaşı başlattı ve kavga ediyor şu anda ve diğer üçüncü ülkelerde baskı yapıyor. Bakın yakın zamanda bir webinar yapıldı DEİK tarafında ve Lindsey Graham, Amerikalı senatörlerden bir tanesi, Türkiye'de yakından takip eden biri, katıldı. 5G'de çok, S-400'ü çok önemsemedikleri artık açığa çıkmış vaziyette. Kurulmasa iyi olur filan diyorlar ama artık alınmış bitmiş gözüyle bakıyorlar. 5G'de niye stratejik müttefikinizle çalışmıyorsunuz da Çin'le çalışıyorsunuz? Baskısı başlamış vaziyette. Yani iş artık başka bir boyuta evriliyor. Rusya ekseninden çıkıyor Amerika'nın politikası. Trump'ın ilk dönemi Rusya üzerine gidiyordu. İkinci döneminde tamamen Çin odaklı, daha da Çin odaklı bir politika gidecek görünüyor. Bu da Amerikan devletinin politikası. Kimse öyle bir başkan politikası falan filan değil. Trump'ı bunu devam ettirmek için getirmişler. Belli ki. Trump gibi nasıl olsa delidir, ne söylese yeridir falan gibi bir, ki biliyorsunuz kitap yazdı yani Amerika'daki psikologlar, Beyaz Saray'da bir deli var diye.
Hani ondan sonra böyle bir adamla diğer ülkeler üzerinde Amerika'nın o gücünü bu şekilde, bu tahakkümünü, hegemonyasını bu şekilde idame ettiriyorlar, kullanıyorlar. Ben o yüzden Trump'ın bir dönem daha devam edeceğini düşünüyorum. Yani Türkiye için hayırlı mı olur? Şu anki kurulan diplomasi, Erdoğan, Trump özelindeki diplomasi anlamında hayırlı olur gibi görünüyor ama tarih bu tür sapkın liderlerin, yani Trump benzeri liderlerin işleri nereye götüreceğini pek belli olmadığı hikayelerle doludur, şeylerle doludur yani tarih. Ve Brezilya'da Bolsonaro var. Biliyorsunuz Brezilya'daki iki sosyal demokrat lider devrildi, onu yerine getirildi. Allah şahididir, resmen darbeyle geldi herif yani. Evet. Hindistan'da sosyalistler biçildi ve laikler biçildi ve yerine Hindu dincisi. Bakın nasıl ki bizde siyasal İslam var, diğer bazı ülkelerde siyasal İslam var. Orada da Hindu dincisi bir adam şu anda ülkeyi yönetiyor. Ve faşizan uygulamaları var. Yani dünya ciddi bir popüler demeyeceğim onu, popülist liderler demeyeceğim. Faşizme kayan, diktatörleşen ve başka ülkeler üzerinde hegemonya kurmak isteyen liderlerin yükseldiği bir çağa girdi. Tarih ne zaman böyle çağlara girmişse mutlaka bir savaş patlak vermiştir. Evet, evet. Bir de bu dolar konusunda bir risk de şu, tabii geçtiğimiz haftalarda çıktı, bayağı konuşuldu. Halkbank aleyhine açılan yeni bir tazminat davası dilekçesi ortaya çıktı. Şimdi bu dilekçeye baktığımızda 26 Mart 2020 tarihinde imzalanmış ve mahkemeye sunulmuş olduğunu görüyoruz. Ama tabii çok ilginç bir şekilde bu dava dilekçesinin mahkeme tarafından açıklanma tarihi de 24 Temmuz olarak gözüküyor. Ne var bu dava dilekçesine baktığımızda? Dava dilekçesinde 252 kişi İran'ın sorumlu tutulduğu 4 ayrı saldırı olayında zarar gördüğünü bildirerek tazminat davası açıp Amerikan mahkemesine başvuruyor. Burada tabii ki Halkbank'a bir takım haksız suçlamalar yöneltiliyor. Burada bir Halkbank olayının da tekrardan gündeme geldiğini görüyoruz. Yani tekrar bir konuşulmaya başlanıyor. Şimdi sen diyorsun ki Biden'ın seçilmesi biraz zor ama öbür taraftan Halkbank kazanı tekrardan kaynatılmaya çalışılıyor. Kazara Biden seçilirse birazcık ortalık karışabilir. Bu Halkbank'ı niye yine gündeme getiriyorlar? Bununla ilgili ne söyleyebilirsin? Çünkü bu Halkbank bırak kuru, ekonominin başını ağrıtacak cinsten bir şey. Evet. Amerika bir kere kuyruğundan seni yakaladı mı bir daha bırakmaz. Yani onu bir şeye katalım. Yani istediğin kadar Amerika ile ilişkiler götür. Bakın yani bunu unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile istediğiniz kadar iyi ilişkiler götürün. Onun istediğiniz her dediğini yapın. Gene sizin açığınızı bulduğu zaman size daha sizden daha fazla taviz almak için onu masaya koyar. Şimdi haberler şöyle çıktı. Amerika'dan Halkbank'a dava diye. Amerika'dan değil, Amerika'da Halkbank'a dava. Yani Amerikan devletinin bir davası yok. İşte bulmuşlar 250-300 kişi. Aslında Amerika'dan da yani bulmuşlar 250-300 kişi. Türkiye'yi bir de buradan sıkıştıralım. Öbür tarafı bitirdik. Trump oradan izin vermiyor. Hadi bir de buradan deneyelim diye. Oradan tekrar. Bir yakalamış sistem yani. Amerika'da bir sistem var. Yani bir devlet var. O hükümetlerin şimdi şey gibi değil yani. Hani şimdi Ayasofya'ya ne oldu? Hükümet geldi Ayasofya'yı açtı. Daha önceki hükümet kapatmıştı, müze yapmıştı falan filan. Ondan sonra. Amerika'da öyle bir şey yok. Öyle geldi başkan açtım falan da olmuyor yani. Başkan kapattım da olmuyor bazı şeyler. Bir devlet geleneği var. Belli kurallar şeylerde. Türkiye'yi buradan yakaladılar. Bunu kanırtabildikleri kadar, kullanabildikleri kadar kullanacaklar. Taviz alma anlamında. Onu söyleyebilirim. Başımızı ağrıtır. Ağrıtacaktır da. Çünkü yaptırımlar meselesi hala masada biliyorsun. Yine geçen haftalarda Amerikan Senatosu'na, meclisine Türkiye ile ilgili yine benzer yaptırım maddelerini içeren bir önerge geldi diye hatırlıyorum ben. Ne oldu akıbeti? Herhalde çıksaydı bir şeyler mutlaka gördük ama bir yerlerde Amerikan sistemin içerisinde bir yerlerde Türkiye ile ilgili bir takım kararlar alınıyor, alındırmaya çalışıyor. Bunun altyapısı hazırlanıyor bir şekilde. Yani Trump orada olduğu sürece bunları uygulayamazlar.
Trump'la Tayyip Erdoğan ilişkisi diye devam edecek. Ama Trump giderse bunların hepsi peyderpey gündeme gelecek. Evet. Öyle gözüküyor. Çok haklısın. Yani o tespitin doğru. Yani Amerikalılar bir şekilde bir yerden yakaladığı zaman, ipin ucundan yakaladığı zaman bırakmıyor. Bir de dediğin gibi o da çok önemli bir tespit. Yani kurumların bir bağımsızlığı da var. Yani başkan tamam iyi güzel etkili falan ama oradaki diğer kurumlar kendilerine göre kafayı bir şeye taktıkları zaman ya da kendilerine göre doğru oysa sonuna kadar götürebiliyor. O noktada işte bizim burada olduğu gibi hani kapattık bitti falan filan olmuyor. Bir şekilde karşımıza geliyor. Onu hocam kendilerine göre de dememek lazım. Şöyle ya adamların politikası o. Yani Amerika'nın politikası o. Karı için yani. Tehdit politikası. Ne politikası? Tehdit politikası. Sürekli tehdit politikası. Tabii. Yani her zaman bir aba altından sopa gösterme oluyor. Bir şekilde mevzu uzuyor. Bak hatırlatılıyor. Sürpriz bir şekilde tekrar gündeme getirilebiliyor falan. Evet doğru. Amerikan iktisadi, siyasi tarihi bunun böyle yüzlerce örneğiyle dolu. Haklısın gerçekten. Bu arada ilk yarının da sonuna doğru geldik. İkinci yarı gerçekten çok güzel konular konuşacağız. Fitch'in bir takım açıklamaları var. Altınla ilgili naçizane ben de bir şeyler söyleyeceğim izleyicilerimize. Ve ondan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nü konuşacağız. Çok bomba bir konu. O zaman kısa bir ara verelim şimdi. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Tekrar merhaba. İkinci bölümde önemli başlıklarımız var demiştim. Ben Recep müsaadenle altınla ilgili bir görüşümü arz etmek istiyorum izleyicilerimize. O da şu. Senin de programın girişinde bahsettiğin gibi salı sabah saatlerinde altında vadeli işlemlerde ons altında 2000 dolar görüldü. Tabii biz bunu seninle daha önceki programlarda yazdığımız yazılarda falan Mart'tan beri söylüyoruz. Yani altında bir yükseliş olacak. Neden yükseliş olacak? İzleyicilerimiz açısından o denklemi bir kez daha ortaya koyalım. Altın fiyatları eğer küresel manada siyasi bir deprem varsa, küresel manada bir ticaret savaşı, iktisadi sıkışıklık varsa, işte mesela Amerika ile Çin arasında yaşanılan küresel ticaret savaşları gibi, ya da askeri büyük riskler varsa, ya da yaşadığımız bu sağlık problemleri ama küresel manada olacak. Böyle büyük, bütün dünyayı etkileyen olaylar varsa altında, işte ne diyoruz? Altın fiyatlarının yukarıya gitmesi için bir zemin, bir yol açılmış oluyor. Burada tabii dönüp şu anki gelişmelere baktığımızda şunu da görüyoruz. Dolar bazında bir genişleme var. Yani Amerikalılar bu pandemiyi atlatmak için çok büyük tekrardan para bastılar merkez bankaları vasıtasıyla. Ve bu basılan para haliyle nereye gidiyor? Alternatif alanlara da gidiyor. Yani borsalara giriyor, altına giriyor ve bu basılan likidite bir şekilde altın fiyatlarını yukarıya çekiyor. Şimdi bununla ilgili yeni bir haber var. Amerikan Senatosu'na 1 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi sunuldu. Yani bu iş birazcık daha büyüyecek parasal genişleme. Haliyle bu parasal genişlemenin piyasaları da, piyasalarda oluşan bu varlık balonlarını da şişirmeye devam edeceği bir süreç var karşımızda. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Bence altında kırılma noktası bu COVID vakalarıyla aşı haberi olacak. Yani Kaliforniya'ya, Arizona'ya baktığımızda Birleşik Devletler'de vaka sayılarının oldukça yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. İşte bu küresel yatırımcıların tamamını tedirgin ediyor. Keza Brezilya, her ne kadar Çin engellediyse yine orada da insanların eli yüreğinde bekliyorlar. Dolayısıyla bu vakaların hem Avrupa'da hem Amerika'da büyük bir artış hızı göstermiş olması altına olan talebi artırıyor. Şunu unutmamamız lazım. O da nedir? Eğer aşıyla ilgili sürpriz haberler gelirse ya da pandeminin hızının azalmasıyla ilgili çok güzel rakamlar gelirse altındaki bu dramatik çıkış yerini bir anda dramatik bir gerilemeye de bırakabilir. O yüzden altına olan yatırımcılara buradan uyaralım. Lütfen iki haberi dinleyin, takip edin diyelim. Bir, vaka sayıları ne durumda? İki,
bu problemi çözmek için aşı başta olmak üzere getirilen çözüm önerileri ne durumda? Bunları çok yakından izlemek lazım. Çünkü bu kaynaklı haberlere bağlı olarak sert hareketler görebiliriz diyorum. Ve bir de Fitch'in bir açıklaması oldu. Fitch şunu söyledi. Bu COVID etkisi gelecek yıllarda da hissedilecek dedi ve gelişmiş ülkelerde özellikle gayri safi yurt içi hasılanın geçen yıllara göre %3-4 civarında daha az bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi. Ve bir de bir sıkıntıya dikkat çekti ki bu gerçekten önemli. Hele Türkiye'nin de Kurban Bayramı gibi sosyal ilişkilerin çok yüksek olduğu bir döneme yaklaştığını düşünecek olursak Fitch'in uyarısı da çok yerinde. Diyor ki Fitch, yeni karantina tedbirleri gelirse bu ekonomideki durgunluğu daha da artırır diyor. Tabii yani bunu bilmek için de alim olmaya gerek yok. Ama Fitch yine de güzel bir noktaya temas etmiş. Umarım işte yaklaşan Kurban Bayramı'nda biz de ülke olarak bir şekilde sosyal mesafeye, maske kurallarına uyarız. Yoksa sonbahara doğru, kışa doğru yeni bir ikinci dalga ekonomi için hiç iyi olmaz diyorum. Bu Kurban Bayramı yaklaşıyor. Onunla ilgili bir mesajın var mı izleyicilere ya da bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi Twitter'da geçen gördüm. Sağlık Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı'nı da etiketlediği için söylüyorum kullanıcı ve epey retweet almış. Bakanlık da daha sonra dönüş yapmış zaten kendisine. Şanlıurfa'da ciddi ciddi vaka artışlarının olduğu söyleniyor. Günlük 600 falan yazanlar var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii bakanlık daha doğru bilir. Manipüle etmeyelim. Ama ciddi bir artış yaşandığı söyleniyor. Yeterli o bölge özelinde söyleyebilirim. Yeterli solunum cihazı olmadığı, yoğun bakım ünitesi olmadığı, acilen bir pandemi hastanesi kurulması gerektiği gibi bir takım yorumlar, değerlendirmeler var vatandaşlardan, sosyal medyalarında. Bakanlıkta ulaşmış, gerekli tedbirlerin alınacağını söylemiş. Şimdi hızlı bir vaka artışı, yani 2000'leri, 3000'leri ben günlük kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye özelinde. Yani Türkiye'nin o kadar kapasitesi oluştu şu anda. Ama bunun sürekliliği durumunda, yani bu 2000-3000 vaka süreklilik arz ederse, günlük 2000-3000 vaka ve bundan önemli bir kısmı hastanelere yatırılmak zorunda kalınırsa bu işin altından nasıl kalkılır bilemiyorum. O yüzden ben ülkemiz özelinde tekrar bir kısıtlamaların gelebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir durum hasıl olursa tabii. O yüzden vatandaşlarımız, biz geçen hafta düğün yaptık. Ondan önceki hafta nikah yaptık. Ondan önceki hafta kına gecesi yaptık şimdi. İnsanlar haliyle ne kadar maske taksalar da izolasyona uyun desek de bir şekilde birileri gelip sarılıp öpebiliyor falan. Hani engellemeye çalışıyorsunuz, alınanlar oluyor falan. Şimdi Adapazarı'ndaydım hafta sonu. Tabii bir gün evde kalayım dedim, gittim. Sabah dedemi gördüm. Şimdi dedem elini uzatıyor öpeyim diye. Ben de şimdi böyle yumruk uzattım. Yumruk yap dedim. O ne diyor ya? Yap dedim, böyle yumruk tokuştuk falan. Dedim yeni moda bu dedim. Ya dirsek ya yumruk dedim. Niye dedi? Dedim korona var dedim. Ya o diyor bizde bir şey yok diyor. Şimdi bir şey yok çünkü korunaklı. Dedim sende bir şey yok ama ben kırmızı bölgeden geliyorum. Zaten risk altında olan sensin. Ha dedi. Evet dedim. Ha işte yani mesele bu. Dedim yani. Şimdi insanlara bunu iyi anlatmamız lazım. Büyüklerimize bunu iyi anlatmamız lazım. Kırsaldaki dostlarımıza, eşimize, dostumuza bunu iyi anlatmamız lazım. Yani zaruri olur, el sıkışırız bir şekilde. Hemen yanımızda bir kolonya varsa elimizi, veya yakında bir yer varsa hemen elimizi sabunla yıkamak lazım. Bir kere öpüşmeyelim, sarılmayalım lütfen. Yani en çok öyle bulaşıyor bakın. Öpüşme, sarılma en çok bundan bulaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bundan uzak duralım diye ifade etti. Artık buna alışmamız lazım. Biraz Avusturya modeli olacak. Yani biraz soğuk kalacağız birbirimize. Şunu söyledim herkese, yani konuştum herkese. Bugün hayatta kalırsak ve bu hastalığı yendiğimiz zaman bütün acısını çıkartacak şekilde öpüşüp sarılabiliriz. Değil mi? Tokalaşabiliriz ondan sonra. Ama şimdi birbirimizi kaybedersek hayatta kalan beni bulamayacak ki sarılsın.
Aynen. Yani, çok doğru. Ne güzel. Bedeli yani. Çok ağır yani böyle. O yüzden dikkat edelim. Öpüşmeyelim, sarılmayalım. Mesafeye dikkat edelim, temizliğe dikkat edelim ki hem devletimiz zorla kalmasın. Çok iyi bir çok güzel bir başarı elde etti Türkiye. Sağlık Bakanımız bakın bugün de bir kendisine mi ait tweet bilmiyorum. Belki parada bir hesap da olabilir. Biraz evvel gördüm. Çok hoşuma gitti yayın öncesi. Biliyorsunuz üniversiteye giriş sınavları açıklandı ve %58 ancak matematik barajını aşabilmiş. Bakın barajı diyorum ha. Yani o çok düşük bir baraj. Şey yazmış hoca, yani Fahrettin Hoca. Diyor ki ya şeyle virüsle aranızda mesafe koyun dedik. Matematikle koyun demedik. Hani matematikle aranızda mesafe koyduğunuz kadar virüsle koyarsanız bunu zaten yeneriz. Şimdi matematikle aramıza koyduğumuz mesafe kadar virüsle aramıza mesafe koyarsak bu işi hallederiz. Hatta matematikle sarılalım. Onda virüs yok ama virüsten uzak duralım. Bunu söyleyeyim çünkü ikinci bir dalga meydana gelirse ve benim gördüğüm gibi yeniden 1500-2000'ler gibi vakalar gündeme gelirse turizmi bu sene unutalım. Bakın ufak tefek Almanya açtı. Geliş gidişler başlayacak görünüyor. Geçen hafta bir webinar toplantısı Kemal Şahin'in yaptığı bir değerlendirme vardı. Alman tarafıyla görüşmeler sürüyormuş ve orada olumlu oradan yanıt alınmış. Nitekim Alman tur operatörlerine bu hafta içerisinde olması lazım. Antalya'da ağırlayacak Turizm Bakanlığı. Yine Rusya kontrolü de olsa giriş gidişlere başladı. Tam böyle bir durum varken turizm açısından Türkiye'de tekrar vakaların yükselmesi büyük felaket olur. Çok dikkat etmemiz lazım. Yani sadece kendimiz için değil de ülkemiz için de dikkat etmemiz gerekiyor bu hususta. Bir de şey söyleyeyim, altın konusunda geçen aklıma geldi benim. Ben o 3 Ocak'ta altının 1900'e geleceğini bir Nasrullah Ayan'a yazdığım bir tweette şey yapmışım. Öngörmüşüm. Onu söyleyebilirim. Vay, tebrikler, tebrikleri o zaman. Çok güzel, çok güzel. Demek ki sizi daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Ben de bu konu çok önemli, gerçekten bir şey ekleyeceğim. Geçen akşam Adana Demirspor'un bir başarısı oldu. Çok futbolla alakalı olmadığım için bilmiyorum playoff'a mı kaldı, bir üst lige çıkışı mı garantiledi ama Adana'da gerçekten çok coşkulu bir kutlama oldu. Tabii bu çok güzel bir şey. Adana Demirspor'u ben de çok seviyorum. Yani böyle bir başarı elde etmesi, üst lige çıkması falan gayet harika bir haber olur ama burada işte bir anda koronayı unutup insanların kol kola böyle girmesi, birbirlerine sarılması falan bütün bunlar çok büyük risk aslında. Sevinçlerimizi de bir şekilde ölçülü yaşamamız lazım. Ve en önemli nokta da şu. Şimdi Sağlık Bakanlığı, efendim devlet, hükümet falan da yani işte Diyarbakır'ı, Urfa'sı, Konya'sı hani buradaki vatandaş da bir şekilde sosyal mesafeye dikkat etmezse hastanenin de bir kapasitesi var. Yani binlerce kişi, on binlerce kişi Allah korusun hastalanırsa buna hiçbir devlet dayanamaz. Yani Türkiye'de dayanamaz, hiçbir devlet de dayanamaz. Bu noktada ana sorumluluk vatandaşın. Vatandaş sosyal mesafeye ve maskeye %100 riayet etmek zorunda. Özellikle Kurban Bayramı döneminde yoksa çok sıkıntılı noktalara doğru gider diyelim. Ve bundan sonra önemli bir konumuz var. O da ne? Bir haber çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili. Karayolları Genel Müdürlüğü bu hafta 4-4,5 milyar Türk lirası bir ödeme yapacak. Bu 4,5 milyar lira nereye ödenecek onu söyleyelim. 2-2,5 milyarı yol yapımı konusunda müteahhitlere ödenecek bir para. 1,8 milyarının da Yavuz Sultan Selim Köprüsü garanti parası olduğu söyleniyor. Şimdi izleyicilerimiz diyecek ki ya bunda ne var? Yani işte elbette yolu yapan müteahhite parası ödenecek. Yavuz Sultan Selim'den de garanti parası. Ama o garanti parasında bak bir kere bir sıkıntı var. Neden? Şu, bu projeler yapılırken vatandaşın cebinden 5 kuruş para çıkmayacak şeklinde sözler vardı. Şimdi bu sözlerin, bu ödenen garanti paralarla ne yazık ki tutulmadığını görüyoruz. Hadi diyelim tutulmadı. Hadi diyelim ortaya konulmuş bir eser vardır. Ve bu eserin yüzü suyu hürmetine, ona saygımızdan neticede devlete kalacak belli bir süre sonra. Ya da vatandaş üstünden altından geçiyor. Bir şekilde yararlanıyor diyelim. Ama dediğim nokta şu.
çok önemli bir dönemden geçiyoruz, değil mi? Pandemi konuşuyoruz, küresel sağlık sorunları konuşuyoruz, milyonlarca kişinin işsiz kaldığını söylüyoruz. İşte böyle dönemlerde bütçe konuşuyoruz, bütçe gedik verdi diyoruz. E şimdi sosyal devletin gerekli olduğu bir dönemi geçiriyoruz. Yani şimdi Allah aşkına bir vatandaş olarak düşünelim. Yani sosyal devlet dediğimiz, yani vatandaşın başı derde girdiğinde devreye girmesi gereken devlet ne zaman lazım? Yani işlerin böyle tıkır tıkır yürüdüğünde, zaten vatandaşın işi olduğunda, vatandaşın firması deli gibi satış yaptığında, iç piyasada, dış piyasada vatandaşın devletten bir talebi yok ki. Üstüne bir de vergisini veriyor. Ama vatandaşın firması, esnafın iş yeri durduğunda, hane halkı işsiz kaldığında, işte o noktada sosyal devlet lazım. Sosyal devlet devreye girmesi lazım. E peki sosyal devlet nasıl devreye girecek? Sosyal devletin bütçesinde para olacak ki devreye girsin. Şimdi pandemiden sonra yapılan yardımlara baktığımızda kısa çalışma ödenekleri var. İşte hanelere 1.000 liralık iki kere bir yardım yapıldı. Üçüncüsü yapıldı mı bilmiyorum. Dolayısıyla burada kısa çalışma ödenekleri, bu hibe yardımları falan, bunların böyle Türk hane halkını açlık sınırından yukarıya çekecek kadar da bir rakamlar olmadığını görüyoruz. Yani şimdi açlık sınırı 2.300-2.400 lira. Siz hane halklarına vermişsiniz 1.000 lira. Olmaz yani, böyle yürümez. İnsanlar işsiz. İşsizlik maaşlarından siz kısa çalışma ödenekleri dağıtıyorsunuz. Ki o bile vatandaşın bir zaman biriktirdiği paradır ki. O bütçeyi veriyorsunuz şu an. Yani sosyal devlet dediğimiz işsiz kalan vatandaşa bu dönemde daha fazla destek vermesi gerekir. Ha, bunu nereyle bağlayacağım? Şimdi böyle sıkıntılı bir dönemde, sosyal devletin yeterince etkin olmadığı bir dönemde, şimdi siz yaza girerken 10-11 milyarlık bir borç varmış bu müteahhit kesimine. Bunun 7 milyarını ödemişsiniz. Ama şimdi bir 2,5 daha gidecek, işte 4-4,5 daha ödenecek deniliyor. Burada bir çelişki var işte. Burada bir çelişki var. Yani burada hani sağ tarafta vatandaş, esnaf, girişimci, sol tarafta bu grup dediğimiz zaman kantarın topuzu bence birazcık kaçabiliyor. Burada devletin bunu birazcık daha dengelemesi lazım. Bir somut örnek daha vereceğim. Bakın, deniliyor ki yaza girerken 10-11 milyar lira borç vardı. Bunun 7 milyarı pandemi döneminde ödendi. Şimdi tekrardan bir ödeme yapılacak. Peki emeklilikte yaşa takılanlara gelelim. Emeklilikte yaşa takılanlara verilmesi gereken bütçe ne kadar? 10-15 milyar lira arasında bir bütçe hesaplanıyor. E sen bunu vermiyorsun. Bütçede para yok diyorsun. Ama taahhütleri de lütfen ertele o zaman. Hemen ödemelerini yapma. Garanti paralarını ertele birazcık. 2 ay sonra, 3 ay sonra de o paraları hane halkına dağıt. O paraları kredi olarak dağıt. Tamam, kredi arzında artışlar var ama yetmiyor. Bakın Amerika kaç trilyon dolar para çıkarttı? 1 trilyon dolar daha çıkartıyor. O yüzden yapılanlar yetersiz. Yaraları sarmıyor. Bu bağlamda özellikle EYT hakkı verilmiş olsaydı, şu müteahhitlere verilen paranın bütçesi kadar bir haktır, verilmiş olsaydı, bence ekonomiyi de durgunluktan çıkartacak önemli bir adım atılmış olacaktı. Her fırsatta bunu yineliyoruz ama farkındalık yaratma adına bunun altını tekrardan çiziyoruz. Çünkü neden? Siz kredi arzını arttırdığınız zaman, yani kredi verdiğiniz zaman, o para yine belli bir kesimde toplanıyor. O kesimde götürüyor. Tamam, vergi borcunu ödüyor, işçisini ödüyor belki. Sonra arta kalan parayla yatırım mı yapıyor? Yatırım falan yapmıyor. Gidiyor dolar alıyor. Gidiyor borsaya hisse senedi alıyor. Gidiyor altın alıyor. Bu yüzden borsa yukarı gidiyor, altın yukarı gidiyor, dolar yukarı gidiyor. Ama EYT'ye verseniz o parayı, EYT gidecek kasaba, bakkala, manava harcama yapacak. Gidecek pantolon alacak, gömlek alacak, ekonomiye dağıtacak o parayı. Ve geniş halk kitlelerine bir şekilde siz bu parayı dağıtmış olacaksınız. O berbat durumdaki Türkiye'nin bölüşüm problemini de çözmek adına bir adım atmış olacaksınız. Bu noktada ben burada devleti bir kez daha düşünmeye davet ediyorum.
karayollarının bu ödemeleri ve bu genel çerçeveyle ilgili senin de görüşlerini çok merak ediyorum. Profesör Doktor Uğur Emek eski Devlet Planlama Teşkilatı çalışanıydı. Yine 11. Kalkınma Planı'nda işte takım katkıları olmuş. Uğur Hoca bu konuları yazıyor. Yani kamu ihale yasası ile ilgili meseleleri. Evet, Türkiye'de bu kamu ihaleleri belli bir zümrenin zengin edilmesine yarıyor ne yazık ki. Bunların hakikaten vatandaşın yararına olup olmadığı konusu tartışmalı. Senin de biraz önce ifade ettiğin gibi yani devletin cebinden bir kuruş çıkmayacak deniliyor ama bugün geldiğimiz noktada çok yüksek tutarlarda garanti ödemeleri yapılıyor hazinede. Ve bütçede ciddi bir delik açmış vaziyette bu. Yani milyar dolarla. Ve kur itibariyle kur niye sabitlenmiyor mesela? Acaba dolar kurunun sabitlenmesi de o yüzden mi? Hani bu ödemeleri biz düşük yapalım diye mi? Bilemiyorsunuz ki yani. Dolarla şey vermişsiniz yani. Hem dolarizasyona karşı yüzüyoruz hem de dolarla garanti veriyoruz. Hem Türkiye'de Türk lirası kullanılıyoruz hem de ihalelerde dolar endeksi ihaleler yapıyoruz. Olmaz, yapmayacaksın. O zaman gelip yapmıyorlar. Yapmasın, sen yap. Devlet yapsın. Yapamıyor mu devlet bunu yani? Devletin buna gücü yok mu? Bas parayı yap kardeşim. Devletin yetkinliği yok mu? Türk özel sektörü bunu yapamıyor mu? Türk özel sektörü nasıl Türkiye'nin milli çıkarları söz konusu olduğu zaman bütün STK'lar açıklama yapıyorlar. İşte Müteahhitler Birliği'nden İhracatçılar Birliği'ne kadar devletimizin yanındayız diye. Devletin yanında durmak böyle olur. Dolar kazanmamak da olur. Türk lirası kazanmak da olur. Türk lirasıyla ihaleye girmek de olur. Malzemeyi dövizle alıyorum. Ona göre sen de fiyatını yaparsın. Devlet de sana ona göre garanti verir. Ben der sabitlerim merak etme. Hani alacağını vereceğini atıyorum. Fiyat artışlarından dolayı bir zarara uğrarsan orada bir opsiyon bırakır. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Bunlar yapılır. Ama sen Türk lirası kullanmaya devam edersen olur bu tür şeyler. Öbür taraftan dövize gedik açarsan tabii ki bu dengeyi tutturamazsın. Uğur Emek'in uyarıları çok yerinde. Yani bu kamu ihaleleri konusunda burada hataların yapıldığı, yanlışların yapıldığı. Uğur Gürses de yani yazıyor, çiziyor. Biz altyapı yatırımı yapılmasın demiyoruz diyor. Yani evet biz de altyapı yatırımı yapılmasın demiyoruz. Köprü yapılmasın, havalimanı yapılmasın diyen yok. Tabii ki yapılacak. Yani yapılması gerekiyor. Şimdi buradan İstanbul'dan Atapazarı'na İzmit'e giderken bazen yollar iki şeride düşüyor. Üç şeritten. Bunun dört şeride, beş şeride çıkması lazım ki bizim yollarımız daha rahat olsun. Ne diyoruz? Türkiye otomotiv pazarının 1 milyonun üzerinde tutulması lazım diyoruz. Burada araçların piyasadan çekilmesi lazım diyoruz değil mi? Yollarımız iyi olacak ki otomotiv sahipliği artsın. Yani bu trafik sıkışıklığında otomotiv sahipliği artırsa şeyimiz Hindistan gibi olur. Keşmekeş içerisinde yaşarız yani. Niye bugün Avrupa'da bu trafik sorunu çok fazla konuşmuyoruz? Almanya'da vesaire. Şehrin çok merkezleri hariç. Ya bizim bazı zamanlar oluyor. Bakın hocam yani daha geçen Kurban Bayramı'ydı veya Ramazan Bayramı'ydı. Adapazarı'ndan İstanbul'a 5 saatte geldik yahu. Ya, yani mümkün olur mu? Evet. 5 saatte geldik yani. Şurası ya. Normalde 1,5 saatlik yol yani. Niye trafik? Niye tıkanmış? Niye bilmem ne olmuş? Niye tıkanmış? Niye bilmem ne olmuş? Yol altyapı yetersizliği kaynaklı. Aynen. Kuzey otoyolu paralı. Paralı olduğu için insanlar kullanmıyor. Evet. Belki orayı kullansın diye yaptın ama paralı adam vatandaşın parası yok. Sen vatandaşın gelirini yükseltirsen ancak orayı kullanabilir. Para yok ki nasıl kullansın? Parası olan kullanılacak. Parası olan da Türkiye'de en fazla %10. Yani. Hele pandemi döneminde o %10'un bile belli bir kısmı harcamalarını kıstı. Tabii. Yani böyle dikkate almak gerekiyor bu şeyler. Kesin. Sürenin sonuna geldik. Ben yorum yapmayacağım. Direkt sana soracağım. Senin açıklamanı rica edeceğim. 2-3 dakika vereceğim sana. O da şu. Tüketici güven endeksi Temmuz'da düşüyor. 62,6 olan endeks Temmuz ayında 60,9 oluyor. Ama sektörel güven endeksleri yükseliyor. Bunu bana açıklar mısın? 3 dakika süren var. Hemen şöyle söyleyelim. Zaten pandemi sürecinde tüketici güveni hep sektörel endekslerin üzerindeydi. Yani daha önden takip ediyordu. Şimdi Haziran ayı itibariyle ne yaptık? Kredi genişlemesine gittik. Kampanyalar yaptık. Tüketicinin güveni yükselttik. Temmuz ayında bu kampanyaların bittiğini gördük. Ben yazdığım haberde dile getirdim. Ticari kredi faizleri 2 puan yaklaşık arttı. Konutta kredi artışı oldu. Taşıtta bir takım şeyler meydana geldi ki en son kamu bankaları otomotiv şirketlerinin o zam yaptıkları gerekçesiyle
kampanya dışına ittiler. Ödemesiz dönemler, şunlar bunlar kalktığı için tüketicinin güveninde ufak bir düşüş oldu. Fakat alt kırılımlara baktığımız zaman tüketicinin güvenindeki düşüşün tamamen şundan kaynaklandığı görülüyor. Dayanıklı tüketim malı, otomotiv, ev alımı gibi endekslerde düşüş olduğu için önceki iki ayda çok hızlı artışlar vardı. Temmuz'da burada bir düşüş var. Yani bir düzeltme oldu tüketici güveninde. Onu dikkat edelim. Yani şey bir düşüş yok. Dolayısıyla yani çok talep beklenti, tüketim beklentisine yönelik bir artış vardı. Onun bir düzeltmesini görmüş olduk ki 60'ın altına inerse ben sıkıntı görürüm ama tüketicinin güveni düzeldi dememiz için 70'in üzerine çıkmamız gerekiyor. Bakın onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim sektörel güven endeksine. Aynı şekilde orada da var. Şimdi sektörel güven endeksleri hala eksi 100'ün altında. Hizmet sektörü güven endeksi çok düzelmemiş vaziyette. Düşük seviyelerde hala. İnşaatta biraz düzelme var. Perakende çarptı düzelme var ama onların da 100'ün üzerine çıkması gerekiyor. Onlar da henüz tam pozitif noktaya erişmemiş vaziyette. Reel kesim güven endeksi pozitif noktaya nihayet erişti. Orada bir iyimserlik var ama o da şundan önümüzdeki 3 aylık beklentiler uyarınca bir yüzün üstüne çıkış var. Yani beklentiler çok olumlu olduğu için çıkış var. Beklentiler olumsuzlaşırsa orada çok şeydi, kalıcı değil. Nitekim bunu kapasite kullanımından görüyoruz. Kriz öncesi 76'larda olan kapasite kullanımı ancak 70'lere gelebildi. Bizim tekrar 75-76'lara geldiğimiz takdirde de sanayide kapasite kullanımında bir pozitif, ekonomide pozitif bir büyümeden söz edebiliriz. Şu anda bir V çıkış var. V çıkış devam ediyor. Bu anlamda iyi. Fakat V çıkış hala, bakın V çıkış devam ediyor ama o V çıkışın geldiği nokta daha pozitif alana gelmedi. Pozitif alana gelmedik bakın. Ona dikkat edelim. V çıkış var. V çıkış şey demek değil. Pozitif alana geldik demek değil. Pozitif zaten alana gelmedik. Recep, süre bitti. İtiraz edemem zaten. Yani top sende. Tabii. Henüz pozitif alana gelmedik. Ona da dikkat edelim. Bunu peki söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bizleri izlediği için. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.